Arkadaşlar merhabalar. Bugün 5 Mayıs 2023 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi ara sıra rastlıyoruz böyle özellikle troller fotoğraflar üzerinde oynamalar yapıyorlar. Photoshop'la oynamalar yapıyorlar. Özellikle şimdi seçim de yaklaştı. Bunu biraz daha fazla sıklaştırdılar. Şimdi şu Biden'le ilgili Biden'la ilgili bir Photoshop. Bunu daha önce yapmışlardı. Yani kime kızarlarsa onunla ilgili bir Photoshop yapıyorlar. Şimdi Biden'a döneriz. Biden'a dönmeden önce şöyle bir hesap var. Şeyi paylaşmış. Bu hesap Kemalizmle ilgili bir takım şeyler paylaştığı için o müşterek nokta. O yüzden karşılıklı takipleşiyoruz ama ara sıra böyle yani Photoshop atıyor ortaya. Söylüyorsun anlamıyor. Şey de isim de şey takma bir isim. Kim olduğu da belli değil. Neyse. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile Fethullah Gülen'i yan yana şey yapmışlar. Ne derler? Böyle bir fotoğraf sanki ele geçmiş gibi. Kılıçdaroğlu demiş. Tarih de atmış. 1998 demiş. Arkasına işte İbranice Tanrı Yehova'dır diye bir şey yazmış. İbranice bir şeyler yazmış. Ya şimdi şunu paylaşarak yani beni ilgilendirmiyor siyaset. Partiler artık ilgilendirmiyor beni plandemiden sonra söylemiştim. Plandemi savaşçılarına oyumu kullanacağım mı söyledim. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kaybettirsen ne olur, kazandırsan ne olur? Yani şu sahtekarlıkla, şu yalanla yalancının mumu yastığa kadar bile yanmıyor. Yastıdan önce yani akşam namazı veya işte öğlen namazında bile şey oluyor, ortaya çıkıyor. Artık şey var, teknoloji var. Dedim hemen bir orijinalini arayayım dedim. Bana gerek kalmadı öyle. Hemen aşağıda birazdan görürsünüz orijinal fotoğrafları paylaşmışlar. Ya arkadaşlar yani dürüstlük sadece şeyle ilgili değil yani ne derler o örfi geleneksel dürüstlük değil. Bu sosyal medyada bir takım böyle sahtekarlıklar yapmak mübah mı? Bununla ilgili bir fetva mı aldınız? Diyanet İşleri size böyle bir fetva mı verdi? 2 milyar dolar, 1,8 milyar dolar bütçesi olan Diyanet İşleri size böyle bir fetva mı verdi? Yani şununla ne kazanacaksın abi? Hem şeyinin Twitter profilinin şeyini lekeliyorsun. İnandırıcılığını lekeliyorsun. Yalancı çoban durumuna düşüyorsun. Artık ağzında kuş tutsan sana inanmazlar. Ya şu ne olur ya? Şunu paylaşsan ne olur? Kaç dakika şey yaparsın? Ne derler? Seçim anketlerinde kaç dakika bir 5 puan alırsın veya 6 puan alırsın? Ya yapmayın böyle şeyler ya. Yani bu da bir nevi şey. Birisinin günahını almak, hakkına girmek, hakkına yani hakkını taciz etmek. Tamam, bakın şimdi abi. Peki hemen bakıyoruz. Kim? Bak, orijinali burada arkadaşlar. Ne diyor? Kağıtları yanındaki adam şu kişi. Yani başka birisi, tamam mı? Ona bile gerek yok. Hemen aşağıya indiğiniz zaman bir saniye. Bir de şey bilgiseli yapmış böyle 60'ta 60. O fotoğraftan sonra artık bunun hangi birine inanılır? Yok çocuğa tecavüz etmiş de erkek çocuğuna bilmem ne olmuş da. Bak birisi diyor ki fotoğrafın gerçeği bu diyor. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Bunu çöpe atman lazım bu resmi. Bu paylaşımı. Buyur. Deepfake resim kullanmışsın diyor. Buyur. Bak. Arkada da perde var yani İbranice falan bir şey de yok. Evet. Bak orijinali burada. Yani şey, orijinali evet. Orijinali burada. Yani arkadaşlar şeyin yanındaki Fethullah Gülen'in yanındaki Kemal Kılıçdaroğlu değil. Başka birisi. Kim olduğu önemli değil. Önemli olan o olmadı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olmadı. Tamam mı? Burada anlaştık. Ne oldu?
Bu kişinin paylaşımı çöp oldu. Bundan sonra artık paylaştıklarını üzerine ne derler? Üfleyerek yiyeceksin. Yani yoğurtsunsa sana bile, yoğurtsunsa onu yoğurdunu bile üfleyerek yiyeceksin. Şimdi başka bir şey. Geçenler yine başka bir troll paylaşmıştı bunu. Bu sıçtı bez getir. Bu evet başka bir troll. Birkaç troll daha bunları şey yaptı, paylaştı. O gün, o döne yani o gündemde Biden'a kızdılar. Tamam mı? Biden da yaşlı ya bak. Altına sıçmış olarak gösteriyorlar. Hemen giriyorsun. Giriyorsun şeye. Orijinaline bakıyorsun. Bunun Biden olmadığı ve sıçmadığı şu fotoğrafta belli. Bakalım bir saniye. Evet arkadaşlar bakın Biden burada normal yere eğilmiş yerden papatya mı koparıyor ne yapıyor? Hiç öyle affedersiniz altını pisletmesi yani sıçma diye bir durum yok. Ya ne gerek var buna abi ya sen yani binlerce kişi seni takip ediyor güvenerek takip ediyor. Yani işte özellikle bu işte ismi belli değilse isim takmaysa sahteyse kadın ne cinsiyeti belli mi kadın mı erkek mi belli değilse bu şekilde şey yapıyorlar yani trollük yapıyorlar. Trollük yapıyorlar. Yani hiç gerek yok diyeceğim ama işte ne yapacaksın dinlemezler ki. Böyle çalışıyorlar. Evet. Yani adam eğer sen onu çıkartırsan sen o sahte resmi çıkartırsan yani Kılıçdaroğlu ile ilgili başkası da başka orijinal esas resim çıkartır. Sana o zaman ne yapacaksın? Sesini kesip oturacaksın. Mesela şu. Buyur. Volkan Kemal Ergun'u paylaşmış. Emekli asker, emekli subay. Ne diyor? Bak burada, Abdullah Gül burada, Tansu Çiller burada, İhsan Kalkavan burada, Tayyip Erdoğan burada, Fethullah Gülen burada, diğerleri burada. Ne demiş? Bankayı açanlar Cumhurbaşkanı oldu. Bankaya 20 lira yatanlar cezaevinde. Al sana orijinal bir fotoğraf. Bunu paylaşır altına koruna sesini kesip oturursun. Ya biraz da şey olun ya, hakkaniyetli olun ya, adil olun ya. Hiç böyle ucuz şeylere tevessül etmeyin. Bu sizi bir yere götürmez. Bir yere götürmez. Ha 5 dakika anketlerde öne çıkarsın. Çıkarsın, inersin, çıkarsın, inersin. Ayıp ya. Ayıp insan da utanma olur be. Utanma olur ama bir belli değilsin ki kim olduğunuz belli değil ki trollerin. Yani güncel politikayla ilgilenmemeye çalışıyorum ama bakıyorsun Twitter'da önüne öyle bir şey çıkıyor ki artık paylaşmadan veyahut reaksiyon göstermeden, tepki göstermeden duramıyorsun. Evet, kolay gelsin. 5 Mayıs 2023 Cuma ben Bahattin Çağdaş. Arkadaşlar artık bu teknoloji çağında ya olmasa bile, bu kadar kolay olmasa bile bu sahtekarlıklara dikkat edin. Sahtekarlıklara taviz vermeyin. Anında suratlarına çarpın. Kolay gelsin. Ve onlara da acıyorum yani. Böyle ucuz ucuz şeylere tevessül ettikleri için. Yazık. Karakter zafiyeti. Yani ahlaksızlık. Ahlaksızlık. Yani ahlak sadece geleneksel şeyler için değil. Teknolojide de ahlak var.